İçinde problem olan her şeyi biz şehir dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim seçim vaatlerimiz arasında yine tır garajı projemiz vardı zaten. Bunu yine gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bulunduğumuz alan yaklaşık 30 bin metre üzerinde bir alan. Belki de bu bölgede, sadece ilde değil bölgede bu kadar büyük alanda bir tır garajı yok. Biz bucak olarak inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Şehrin içinde bildiğiniz gibi büyük iş araçları, kamyonlar, büyük kamyonlar sokaklarda, caddelerde park ederek hem trafik güvenliğini tehlikeye atıyorlar, hem kaza riskini arttırıyorlar, hem de vatandaşlarımıza zorluklar çıkarıyor. Biz bucağımızda daha geçmişten gelen bir nakliye sektörüyle iştigal ettiği için ister istemez tır araçlarımız var. Ticari faaliyette bulunan büyük kamyonlarımız var. Şehir içine girmekten ziyade şehir dışına çıkarmak suretiyle bulunmuş olduğumuz alanda bunların parklanmasını sağlayacağız inşallah. Bir de bizim belediyecilik anlamında ağır iş araçları yüklü vaziyette şehir içine girdiği zaman bizim altyapımızda sürekli deformasyonlara, bozulmalara sebep oluyor. Özellikle içme suyu hattını, kanalizasyon hattında bozulmalara ve patlaklara daha çok patlak olmasına sebep oluyor. O sebepten dolayı biz büyük araçları şehir içine sokmaktansa şehir dışında bir yerde parklandıralım düşüncesiyle Organize Sanayi Müdürlüğümüz ve Yönetim Kurulu ile görüşerek bu alanın tır garajı olarak bize tahsisini istedik. Sağ olsunlar yönetim, hem Organize Sanayi Yönetimi hem müdürümüz hem müteşebbis heyetimiz bu konuda karar alarak buranın tahsisini belediyemize sağladılar ve biz de çalışmalara başladık. Gördüğünüz gibi iş makinamız çalışıyor. Düzlemeleri, düzenleme işlemleri, zemin düzeltme işlemleri yapılıyor. Sosyal tesis alanlarımızda kullanacağımız sosyal tesislerine siparişlerini verdik. En kısa zamanda onu da yerlerine montajını gerçekleştirip şehir içindeki araçlarımızı dışarıya çıkarmış olacağız. Bucağımıza hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür.